Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kaymakamlık mikro iktisat deneme çözümlerine devam ediyoruz. İlkini bitirmiştik. Şimdi mikro iktisat deneme 2'ye arkadaşlar geçiş yapıyoruz. Burada da hemen hızlıca konuları göstererek soruları çözmeye çalışacağız. Peki ilk soruyla başlayalım. Q eşittir 60 eksi P fonksiyona sahip bir malın talep fonksiyonu Q eşittir 20 eksi P olarak değişiyorsa bu değişimin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir diye arkadaşlar bir soru sormuşuz. Peki hemen şimdi ilkini çizelim. Çünkü değişimin ne olduğunu görmek için bir grafiksel olarak bir anlayalım. Şimdi hemen şöyle yapalım. Değer vererek arkadaşlar ilk soruyu çiziyorum. İlk verilen fonksiyonu çiziyorum. Şöyle yapıyoruz. Bakın şöyle. Burası Q. Burası P. Peki Q eşittir 60 eksi P'miş. Peki P'ye 0 verirsek hiç fiyat olmazsa miktar 60. Peki fiyatı arkadaşlar 0 verdik, miktarı bulduk. Şimdi miktarı 0 verelim. Miktarı 0 verirsek de eksi P'yi karşıya atarız. P'nin de arkadaşlar 60 olduğunu görürüz. Peki 60'dan 60'a giden bir eğriymiş. Yani şöyle bir negatif eğrimi, bir eğri. Zaten fiyatın önünde eksi var. Talep kanunu çalışıyor. Peki diğerini de arkadaşlar isterseniz farklı bir kalemle çizelim. Değişimi görün diye. Peki Q eşittir 20 eksi P'de de aynısını yapıyoruz. P'ye 0 verdiğim zaman Q arkadaşlar 20. Peki Q'ye 0 verdiğim zaman da P 20. Peki bu ikisini birleştirirsek de arkadaşlar şöyle bir eğri. Yani bize şunu anlatıyor. 60 eksi P'den 20 eksi P'ye düşmesi, yani değişmesi talep eğrisinin arkadaşlar sola kaydığını ifade ediyor. Yani şuraya kadarki ifade talep sola kayarın değişik bir ifadesi. Ve diyor ki soru. Bu değişime bağlı olarak yani talebin sola kayması temel nedeni hangisi olabilir? Yani hangisi aşağıdaki unsurlarda hangisi talebi sola kaydırır? Onu arayacağız. Normal malda gelir artışı. Normal malda gelir arttıkça talep eğrisi arkadaşlar sağa kayar. Gelir arttıkça talep artar normal malda. Ama düşük malda gelir arttıkça talep azalır. A gitti. Biz sola kaydıran arıyoruz. Mal fiyatının artması. Mal fiyatı dikey eksende bulunur. Defalarca bangır bangır anlattık ders anlatımında bir eksende bulunan harf etmen değişirse eğri sağa sola kaymaz, eğri üzerine hareket yol açar. Yani bakın şöyle bir değişim yol açar. Zaten talep arttı azaldı demeyiz. Talep edilen miktar kavramını kullanırız fiyatta. Bakın malın fiyatı arttıkça talep edilen miktar ne oluyor? Azalıyor eğri üzerinde. O zaman EÜ diyorum, siz anlayın, eğri üzerinde. Bu da gitti. İkame malın fiyatının artması. İkame mal demek rakip mal demektir. Mesela tavuk talebi olsun burası. Peki tavuğun arkadaşlar rakibi ne? Dana eti fiyatı. Peki ikamesi olan dana eti fiyatının artması dana etinden alınmamasına yol açar. O zaman yemekler tavuk etiyle yapılır. Talep artar. Yine sağa kaydı. Biz sola kaydırın arıyoruz. Gitti. Tamamlayıcı malın fiyatının düşmesi. Tamamlayıcı mal yazalım. Otomobil. Talebi, fonksiyon, benzin fiyatı. Peki benzin fiyatı düşerse otomobil talebi artar yine sağa kayar. Burası otomobil olduğu varsayım altında. Yine gitti. Peki sona geldik. Giffen mal için gelirin artması. Giffen mal aynı zamanda düşük bir maldır. Ve düşük mallarda gelir arttıkça talep ne olur arkadaşlar? Azalır. Ve bu E şıkkında gelirin artması talep eğrisinin sola doğru kaydıran bir etmendir. Doğru cevap ne olur arkadaşlar? Edirne olur. Demek ki ilk sorunun doğru cevabı E oluyor. 2. Bir firmanın ortalama maliyet fonksiyonu AC 3Q artı 5 artı 10 bölü Q şeklindedir. Buna göre firmanın toplam sabit maliyetleri TFC'si kaçtır diye sorulmuş. Ama sana AC verilmiş. Ortalama maliyet verilmiş. Arkadaşlar AC'nin formülü şudur. Toplam maliyeti miktara bölersen AC'yi bulursun. O zaman AC ile miktarın çarpımı toplam maliyeti verir. O zaman AC'nin hepsini Q ile çarparsak TC'leştiririz. O zaman TC'yi ben sizin için yazıyorum. 3Q, Q ile çarparsak 3Q kare. Peki 5 yazıyor. Q ile çarparsak 5Q. Peki 10 bölü Q'yu da Q ile çarparsak 10 olduğunu buluruz. İşte buyurun
Bunu Q'ya böldüğün zaman AC'yi bulursunuz. AC'yi Q ile çarptığın zaman TC'yi bulursunuz. Peki toplam mahiyetler neyle oluşur? Toplam mahiyetlerin iki tane kısmı vardır. Toplam değişken mahiyetler ve toplam sabit mahiyetler olarak. Miktara bağlı olarak değişen, üretim miktarına bağlı olarak değişen etmen toplam değişken mahiyetlerdir. Yani şurası Q'yu görüyorsunuz. TVC fonksiyonu veriyor. İkisinin toplamı burada. Ama miktardan bağımsız üretim miktarına bağlı olmadan hareket eden değişen etmen de tek başına 10 olduğunu görüyorsunuz. Bu da TFC. Hani ne demiştik toplam sabit mahiyetlere? Üretim artsa da azalsa da aynı mahiyet yapısına sahip. Hatta TFC fonksiyonu arkadaşlar yatay eksenine paralel olduğunu ifade etmiştik. Ama AFC de vardı. Yeri gelmişken hemen anlatalım. AFC de ortalama sabit mahiyette. Miktar arttıkça AFC sürekli azalıyordu ama yatay ekseni kesmiyordu. Onunla ilgili ileride sorular var zaten. Bahsedeceğiz. O zaman buradan onu yakalarız doğru cevap olarak. Devam ediyorum. Üçüncü arkadaşlar soru. U eşittir Y eksi X fayda fonksiyonu sahip bir birey bulunmaktadır. Dur. Hocam U eşittir Y eksi X ne demek ya? Arkadaşlar farksızlık eğrisi. Ama farksızlık eğrisinin hangi tipi? Burası Y malı miktarı. Burası x malı miktarı vardı farksızlık eğrisinde. Bakın bu fonksiyon şu. Sadece y'nin marjinal faydası pozitif ama x'in faydası marjinal faydası negatif. Yani bir iyi bir kötü mal. İyi mallar demek mu y'si mu'su sıfırdan büyük demektir. Kötü mallar demek mu'su sıfırdan küçük demektir. Zararlı mallar, faydalı mallar. Ve ben size böyle bu tip fonksiyonları nasıl çizeceğini göstermiştim. Hangi mal iyi malsa o eksenden çizilir ve pozitif eğimde olur bizim farksızlık eğrimiz. Peki bu farksızlık bir de bütçe geçecek ve sadece iyi maldan alacağız arkadaşlar ve onun ne kadar olduğunu bulacağız. Biz burada hemen soruyu çözebiliyorum. Hocam ben bu fonksiyonu gördüm ne alacağım? Y'nin önünde artı işareti var sadece y malı alacaksın. X malı almayacaksın. X malı çünkü zararlı bir mal. Çünkü x'in önünde arkadaşlar eksi işareti var. Peki x malı fiyatı ne kadarmış? 10. Y malı fiyatı ne kadarmış? 20. Peki bütçe ne kadarmış? 500. O zaman ben bu verilere göre sadece Y'yi almayacak mıyım? O zaman Y'den ne kadar alacağımı şöyle bulurum. M bütçe ve bütün paramı Y'ye harcayacağım. Çünkü X zarar sağlıyor. Y'nin fiyatına bölersem kaç tane Y alacağımı bulurum ve aynı zamanda dengeyi bulurum. Peki Y'nin arkadaşlar M'nin pardon kaç olduğunu zaten soruda verilmiş arkadaşlar. 500 bütçe. Peki PY'nin fiyatı ne kadarmış? Şurayı bulmaya çalışıyorum. 20. Peki böldüğüm zaman 25 adet arkadaşlar ne alırım? Y alırım. Demek ki şu mesafe 25. Yani hiç X almıyorum. 25 adet Y alıyorum. Dengeye geliyorum. Doğru cevap arkadaşlar. Bursa oluyor. Peki devam. 4. Aşağıda hangisi Giffen malı için yanlış bir bilgidir diye arkadaşlar sormuşuz. Giffen malı talep eğrisi pozitif eğimli olan, yazayım. Talep eğrisi pozitif eğimli olan ve engel eğrisi gelirle talep değişmelerini gösteren engel eğrisinin negatif eğimli olduğu bir maldır. Ve normal düşük Giffen diye açacak olursak arkadaşlar etkileri, Higgs-Lasky etkilerini, ayrıştırma, talep eğrisinin ayrıştırması. Eksi, 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 artı, artı. Burası büyük, burası böyle. Burası eksi, eksi, artı şeklinde arkadaşlar tablomuzu oluşturmuştuk. Bir bakalım. Gelir etkisi pozitiftir. Giffen malının gelir etkisi, evet doğru pozitif. Yanlışı soruyor. Marshall-Gill talep eğrisi pozitiftir. Şimdi dur. Marshall-Gill ne demek? Arkadaşlar eğer Marshall-Gill diyorsa talep eğrisinden bahsediyor demektir. Peki Higgs-Gill diyorsa da o zaman da telafi edilmiş talep eğrisinden bahsediyor demektir. Ve ikame etkisi Higgs-Gill talebi veriyor. Ve bütün mallarda telafi edilmiş talep eğrisi negatifti. Marshall-Gill ise sonuç etkisini veriyor. İkame ve geri etkilerinin büyüklük küçüklüklerine göre şuradaki işaretler onun negatif mi pozitif mi olup olmayacağını veriyor. Ama Giffen malın Marshall-Gill talep eğrisi yani talep eğrisi nasıldır? Pozitif eğimli olduğunu zaten görüyorsunuz. Alışılmış talep eğrisi olarak da geçiyor. Engel eğrisi pozitiftir. Dur. G
Gitmo'nun en gelirisi arkadaşlar negatiftir, yanlış ve bizim cevabımız bu olacak. Higgs'in talep eğrisi ikame etkisini verdiği için negatiftir, doğru. Gelir etkisi ikame etkisinden büyüktür, bu da doğru. Yanlış olan arkadaşlar hangi şık? C şıkkı oluyor. Evet, tekrar ediyorum. Marshall Gill sonuç etkisini verirken, alışılmış talep eğrisi olarak adlandırılırken, Higgs-Gill telafi edilmiş talep eğrisini veriyor. Unutmayalım arkadaşlar, yeri gelmişken bunları da ifade etmiş olalım. Peki devam. Biraz da piyasalarla ilgili arkadaşlar çözelim. Bir de fayda sorumuz varmış. İki soruyu çözerek sayısal soruları bitirelim. Bir monopol firmasının talep fonksiyonu verilmiş. Bu firma hasılat maksimizasyonu yaptığında toplam hasılatı ne kadardır diye arkadaşlar bir soru sorulmuş. Şimdi ilk önce monopol firmasının şu ilişkilerini çizelim. Oldukça önemli. Burası Q, burası P. Böyle bir depar var. Talep eğrisi, böyle bir MR var. Peki aşağı doğru da arkadaşlar burası Q, burası TR. Şöyle de değişik kalemle göstereyim de daha iyi olsun. Şöyle arkadaşlar gelecek olursak burası esnekliğin bir eşit olduğu yer. Şöyle aşağı doğru inecek olursak şöyle bir eğrimiz. Bu da arkadaşlar TR. Çan biçiminde. Fiyatlar değişken olduğu için çan biçiminde. Monopolde. Peki şimdi hasılat maksimizasyonu soruyor. Şimdi bak iki tane maksimizasyon var. Kar maksimizasyonu derse MR eşittir MC ile bulunuyor. Ama hasılat maksimizasyonu diyorsa o zaman MR eşittir 0 ile bulunuyor. Yani şurası bak. Bu MRS değil mi? MR'nin 0 olduğu yer burası. Bak bununla bulunuyor. Peki o zaman ben MR'yi bulacağım. Çünkü maksimum toplam hasılatı soruyor. Amacım şurası bak. Soru şurayı soruyor. TR'nin maksimum olduğu yerdeki seviyeyi soruyor bana. Ne yapacağım o zaman? Fiyatı bulmam lazım. Miktar bulmam lazım. İkisini çarparsam aslında maksimum noktayı elde ederim. Peki, monopolde ters talep ile çalışılır demiştik. Ve monopolde ters talep eğrisinin, yani P ile başlayan fonksiyonlarda Q'nun önündeki katsayı 2 ile çarparsak, MR'yi elde eder demiştik. MR eşittir 50-10Q yapar. Peki, hasılat maksimizasyonu koşulu da MR 0 ise bunu 0 eşitleriz. Buradan Q'yu 5 olarak çekeriz. Demek ki şu nokta 5. 5'i de gidip talepte gördüğüm yere miktar olarak 5 yazarım. O zaman buradan da 5 kere 5 25. Elden 25 çıkartırsak arkadaşlar fiyatta 25 yapmaz mı? Bakın 5 olduğu yerde talebi kestiği yerde 25. Peki buradan toplam hasılatı elde ederiz. P çarpı Q değil miydi? P 25, Q da 25. Buradan toplam hasılat 125 yapar arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkı olarak gelir. İşte hasılat maksimizasyonu dendiği zaman bunları yapacağız arkadaşlar. Yani şurası 5 miktarda, 25 fiyatta 125 birim hasılata eşit olduğunu görebilmekteyiz. 6. TU 60Q eksi Q kare fonksiyonunda toplam fayda fonksiyonu var. Çizelim. Toplam fayda fonksiyonu arkadaşlar şöyle bir fonksiyon. Azalarak artan ve bir yerde max olan arkadaşlar bir eğrimiz. Toplam fayda fonksiyonu. Burada max oluyor. Marjinal faydanın 0 olduğu yer. TU max ise MU 0 biliyorsunuz. Ve diyor ki marjinal fayda eğrisi pozitif bölgede azalıyorsa. O zaman maalesef bunu burada çizmemiz gerekiyor. Aşağıda yer kalmayabilir. Karıştırabiliriz. O zaman şimdi hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Marjinal fayda eğrisini çizeceğiz çünkü. Toplam faydayı şöyle çizdik. Peki marjinal faydayı da oluşturalım. Burada miktar, burası miktar. Burası MU, burası TU. Toplam faydanın maksimum olduğu yerden aşağı in. Peki burası aynı zamanda marjinal faydanın eğrisi oluyor. Evet. Şimdi diyor ki bakın pozitif bölgede azalıyorsa. Pozitif bölgede azalıyorsa bu kısmı soruyor. Bak burası pozitif bölge. Burası negatif bölgede. Negatif bölgede de azalıyor. Azan marjinal fayda yasasından dolayı. Peki tüketim miktarını hangisi olabilir diye soruyor. Hangisi olur demiyor. Bak olabilir diyor. Tercih yapacaksın demek ki şıklarda. Peki ben ilk önce isterseniz maksimum tarafı bulayım da bir kıstasım olsun. Peki toplam fayda 60Q eksi Q kare ise türev alırım. MU'yu bulurum.
Peki 60 eksi Q gitti. Q'nun üzerine 1 var. 1 çarpı 60 60 Q gitti. 2Q. Peki marjinal fayda 0 olduğu yeri bulurum. 0 eşitlerim. Buradan Q arkadaşlar 30 çıkar. Şurası 30 yani. Öyle değil mi? Peki o zaman şıklardan bulalım. Madem tam 30 miktarda, miktar 30'ken marjinal fayda arkadaşlar 0 oluyor. O zaman marjinal faydanın pozitif bölgede azalan olabilmesi için 0 ile 30 arasında arkadaşlar bir değer alması gerekiyor. Eğer bana marjinal fayda negatif bölgede hazır deseydi 30 ve üstü arkadaşlar bir rakam olacaktı. Ve burada pozitif bölgede azalıyor dediği için ben 30'dan daha düşük bir rakamı seçmem gerekiyor. Çünkü 30 tam MU'nun 0 olduğu yere denk geliyor. 35 MU'nun negatif olduğu yere denk geliyor. 50-60 zaten olmuyor. Buradan doğru cevabı arkadaşlar A şıkkı olarak 25 olarak seçebiliyorum. Doğru mu yaptım bakalım. Burası 30, burası 25. Evet, MU bu bölgede pozitif ve azalan konumda olduğunu rahatlıkla arkadaşlar görmekteyiz. Evet, 6 sorumuzun arkadaşlar çözümünü bitirmiş olduk. Şimdi mikroyu bitirdik. Makro deneme 2'yi çözeceğiz. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar diliyorum.